Günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden selamlar. Bugün bir tane bizim bir yakınlarda böyle kafe gibi pastacı açılıyor. Ona bak gidiyorum. Merak ettim çünkü bayağı bir ünlü pastacı. Bakalım gidelim, nasıl olduğunu görelim. Oh, yoruldum. Arkadaşlar şu an pastayı yiyorum. Eve geldim bu arada, kahvaltı yaptım ve şu pastayı yiyeceğim. Çikolata pasta, Giotto'lu. Of, çok sevdiğim Roche'yi bu arada. Günaydın arkadaşlar. Ay, ilk defa herhalde size sabah sabah böyle açıyorum. Saat bu arada 10'a geliyor. Ben birazdan üniversiteye gitmem lazım. O yüzden yüzüme kremlemem lazım. Ay, unuttum şunu çıkarmayı. Evet. Nasıl kremliyorum biliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Benim bir senedir rahat göz kenarlarım hep kuruyor. Ve eğer onu gerçekten de önlemini almazsam ilk başta, o yırtılma yapıyor, kaşınıyor ve ben bayağı bir çekiyorum. O yüzden Türkiye'den aldığım bu kortizon kremi, belki merak edenler vardır, şöyle hemen bir göstereyim. Screenshot alabilirsiniz. Şöyle. İşte bu kremi ben hep göz kenarlarıma sürünce rahatlıyorum. Bak, gerçekten rahatlıyorum. Kesinlikle tavsiye ederim. 20 lira mı ne eczanelerde. Hatta babama da birkaç tane aldırdım. O geçen Türkiye'deydi. Ondan sonracığım böyle bunları yaptıktan sonra rahatlıyorum. Böyle dümdüz yapıyor Allah'tan. Ama yan etkisi var galiba. Çünkü şurada var mı daha? Bilmiyorum ama sanki küçük bir şey çıktı ve gitmiyor. Tam bilemedim şimdi ve bunu hızlı yapmanız lazım çünkü hep arkasından kaktırıyor ve hep bir sürü çıkıyor. Şöyle elime yedirip tekrar buz gibi yapmaya çalışıyorum. Evet, bu benim göz kararıma mutlaka her gün kullanmam gereken bir ürün. Ardından La Naturelle'in bu argan öyle sıkıyorum, kalp pres. Böyle biraz gerekiyor. Bu hemen emiyor vücuda, yani hemen yüzünüze giriyor. O yüzden bunu çok seviyorum. Evet. Hemen de bitmiyor o yüzden. Hani çünkü birkaç pump aldığınız için hemen biten bir ürün değil. Evet. Daha sonra arkadaşlar bu bebeğinin bitmiş olan, dün bitti bu arada. Yenisini alacaktım. Unuttum o gün DM'den. Kremini alıyorum ve yediriyorum. Evet. Bu arada bir şey diyecektim. Ne diyecektim? Unuttum. Şirin oğlum gelecek yakında. Sabırsızla bekliyorsunuz biliyorum. İnşallah göstereceğim. Güzel güzel video çekeceğim Şirin oğlum hakkında bugün. Ama kaşımı düzeltiyorum. Ondan sonra bu bir makyaj videosu değildir. Evet. Evet. Böyle yaptıktan sonra tek kızlar. Görüyor musunuz kirpiklerimi? Evet, şimdi ben en iyisi başörtümü yapayım, sonra yine açayım size. Ve hazırım. Simple look. Evet. Gerçekten çok sade giyindim bugün. Bej ve yeşil. Motomuz o. Ve ben bir su içeyim. Dedim. Saat şu an 10'a 2 dakika var. Demin 10'a geliyor demiştim. 5 dakikada hazırlandım. Like it. Tabii ki de gündelik parfümümü sıkıyorum. Bu Zara'dan Tuberos. Gündelikte bunu sıkıyorum. Düğün gibi önemli günlerde de YSL'den Lebrey'i sıkıyorum. Niye? Çünkü bu hem daha fiyatı uygun hem de çok güzel. Gökhan bunu çok seviyor. Eşim yani. Gerçekten çok bunu seviyor. Bunu bir de Lancome'dan La Vie Belle'i seviyor. Evet, bu arada kışlık ceket olarak da bu ceketi hazırladım. Koydum buraya, onu giyeceğim. Evet. Full outfit. Zara'dan bu Tubacar modu. Bugün de böyle. Peace out. Evet, vitaminimi içiyorum arkadaşlar. Aizen'ı yani. Aizen'ım düşük. Hemen içelim. Güzel. Eşim bunu fazla beğenmedi ama her vitamin güzel olacak diye bir şey yok. Oh. Bizim dilimizde. Ve elhamdülillah diyoruz yani. Ah demiyoruz. Yine bismillah. De. Bu kadardı. Evet, şimdi ben ceketimi giyeyim çıkayım çünkü Unu'ya gideceğim. Üniversitede bir kadınla konuşmam lazım.
Ondan sonra da derse geçeyim. Bitti ondan sonra zaten. Saat 2'de çıkıyorum. Hadi geçelim. Bu arada fazla açamazsam üniversitede vesaire kızmayın bana. Çok yoğun oluyor. Böyle aklıma bazen gelmiyor. Bazen gelince de insanlar çok olduğundan konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Selam kızlar. Evet, yeni ürün çıkardım bu arada. Alkış alayım. Allah'a şükür yeni ürünümü çıkardım. Bir dakika göstereceğim size. Evet, yeni ürünüm. Bu ama bu başka bir şey. Evet, yeni ürünüm artık isimli kolye. Şu an Tuba yazıyor kendi ismim tabii ki. Evet, haftalardır söylemedim. Şimdi söylüyorum. Böyle bir kolye çıkardım. Yakında değişik renkleri de getireceğim. Küpeler de getireceğim ama şimdilik bu. Evet, uygun fiyata satıyorum bu arada. Fiyatını bana sorun. Evet, dediğim gibi böyle gold. Yeni ürünüm artık. Şöyle üstünde TK aksesuar yazıyor. Instagram ismini altına yazayım. Bu arada eğer benim kodumla gelirseniz Tuğba Kar ile %10 indirim sağlanacak size. Yani bu YouTube videodan geliyorsanız TK aksesuar benim olsun. Buradan geldiğinizi anlamak için Tuğba Kar kodum ile %10 indirim sağlanır. Öpüyorum sizi. Birazdan görüşürüz. Bu arada ben eve geldim üniversiteden. Evet arkadaşlar, tavuk göğsü makarnalı brokoli bir şey yaptım. Ben bunu yiyeyim. Evet kızlar, arkadaşlar görüyor musunuz kolyemi? Tuğba yazıyor. Gerçekten şöyle göstereyim. Çok güzel bir ürün. Hiç çıkarmayacağım artık. Bol bol görürsünüz. Evet arkadaşlar, şimdi ben sushi yiyeceğim. Demin sushi aldım Rive'dan. Bana afiyet olsun. Çok seviyorum. Arkadaşlar bir de Sephora'dan aldığım küçük bir şey göstereyim. Tarte'ın bu concealer'ını aldım. Açayım bir dakika. Bu Shape Tape concealer'ını aldım. Bu en iyi concealer bence Tarte'dan. Şimdiye kadar almadığıma pişmanım. Evet, bunu kullanırken gösteririm size. I love it. Şimdi ders çalışma zamanı. Bunlar ders değil. Bana viel Spaß. Hadi ben ders çalışayım kızlar. Günler, merhabalar kızlar. Gerçekten bugün çok kötüyüm. Açmadım herhalde bugün videoyu. Evet, bugün Shein'den yine ürünler geldi. Bu sefer hem bana hem eşime. Şöyle göstereyim size, bu bana. Şimdi göstereceklerim hep bana. Birazdan eşime gelenleri göstereceğim. Böyle bir süveter. Gerçekten tam yazlık diyecektim. Kışlık, gördüğünüz üzere. Güzel. Ondan sonra Tuğba kodum ile %20 indirim sağlanacak arkadaşlar. Sonra şöyle ikili takılım. Ya ikili takım. Ay, bunu konuşamadım arkadaşlar. Şöyle pantolonu upuzun. Daha sonra bir de bol. Böyle gerçekten cozy olmak için çok güzel bir takım. Şöyle ikisi. Böyle şu an burada böyle tuhaf gözüküyor ama rengi böyle bayağı koyu bir kahverengi. Çikolata kahverengisi. Böyle belli olmuyor gerçekten. Gördüğünüzden daha da koyu. Ve daha da sıcak bir tonu var. Öyle diyeyim. Daha sonra şöyle olmazsa olmazı kışının. Şöyle bir kazak yelek. Kolları böyle bombomlu biraz. Yine beige. Her zamanki gibi. Daha sonra canım, bunlara gerçekten çok bayıldım. Şöyle bir dede dede süveteri. Böyle ne bileyim, yeşil pantolonla çok güzel gider bu. Evet. Yine düğmeli gördüğünüz üzere. Daha sonra en sevdiğim ürünlerden. Yani bu getirdiğim ürünlerin içinde en favorite'ım bu. Altın düğmeli olduğu için olabilir. Bir rengi de hoş, baby blue. İki cepli. Şöyle çok tatlı bir süveter. Yine içine beyaz bombomlu gömleğimi giyerim. Ve bunu giyerim. Altına beyaz pantolon giydim mi? Fevkalade. Mükemmel. Evet. Ve kendime son olarak da yine çok tatlı bir ürün geldi arkadaşlar. Böyle babaanne örmüş bir süveter gibi. Şuralarda papatya, çiçek desenli. Çok güzel. Gerçekten. Yine ben bunu beyaz bir bombomlu gömlekle giyerim. Ben çok seviyorum o beyaz bombomlu gömleğimi. Baksanıza böyle.
Evet, böyle krem rengi gibi. Şimdi size eşime gelenleri göstereyim. Evet, Gökbey'e de şöyle siyah bir bombom ceket. Bayağı kaliteli arkadaşlar. İki cepli, burası da böyle suni deriden. Bayağı güzel. Altında böyle lastiği var. Bayağı kalın bu arada. Ve denedi, hepsi çok güzel oldu. İyi ki bu bedenleri almışız. Daha sonra şöyle oduncu gömlek. Öyle deniliyor. Almancası Bamfela. Yani aynısı. Ay bir doğru düzgün yapamadım. Gökhan giydiği için, Gökbey'in böyle bir gömleği. Siyah beyaz grili. Mesela ben bunu siyah pantolonun içine beyaz gömlekle çok güzel canlandırıyorum gözümün önünde, veya siyah tişörtle gri bile olabilir. Yani bu üç renklerle çok güzel olur diye düşünüyorum. Daha sonracığım, zaten genellikle ben onu kombinliyorum. Seviyor benim kombinlerimi. Sonracığım şöyle aynı modelden ama bu biraz daha kalın ve cepli. Gördüğünüz üzere iki cebi var. Bu renge bayıldım. Bunun içine şu renk, böyle kremit rengi, şu kahverengi, bej rengi, yine kahverengi tişörtler giyip çok güzel bir kombin edilebilir. Hatta beyaz gömlek, beyaz gömlek diyorum, beyaz tişört bile giyebilir. Ama ben en çok şu renkte bir tişört giymesini isterim. Böyle kahverengi, sütlü kahverengi veya şu bej tonunda. Evet, bayağı güzel olur. Altına da jeans olmadı, siyah pantolon. Evet, sonra gelelim son ürüne. O fazla beğenemedi ama bunları çok beğendi. Şöyle bir tane somon rengi, böyle pembe değil, tuhaf bir renk. Çok sevdi rengi. Böyle gömlek arkadaşlar. Bunu yine o da önünü açmak için alıyor. Hani seviyor. Şöyle iki cepli. Yine çok güzel cepleri var. Düğmeli falan. Beğendik. Yani bu kamerada görülen rengin koyusu. Haberiniz olsun. Şu an çok açık ton geliyor. Böyle ilimin rengi gibi ama bayağı bir sıcak tonunda bir somon rengi. Evet. Dediğim gibi Tuğba kodum ile %20 indirim. Her şeyi alabilirsiniz. Her şeyi. Arkadaşlar saat şu an akşam 6'ya geliyor ve benim yarın için bir sürü ödevler yetiştirmem lazım. Şimdi onları yapayım. Ondan sonra ardından bu videoyu editlemem lazım ki yarına yükleyebileyim. Daha doğrusu 2 video kesmem lazım. 2-3 güne dağıtmak için. Evet. Saat 6'ya doğru başlıyoruz. Hadi ben başlayayım. Arkadaşlar saat 8'e geliyor ve ben eşimle şimdi yemeğe gidiyorum. Chicken House'a. Biz hazırız. Hadi gidelim. Evet, biz Chicken House'a geldik arkadaşlar. Şöyle akşam yemeği yiyeceğiz. Hayırlı geceler arkadaşlar. Saat şu an 23.21 ve 11. ayın 3'ü. Yani şu an Kasım'dayız. Evet, ben bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Çünkü baya uzun oldu. O yüzden diğer vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın.